Ben Ahmet. Sultan Mehmet'ten olma, Handan Sultan'dan doğma. Hanlar Hanı Sultan Süleyman'ın vefatından tam 24 sene sonra dünyaya gelen Ahmet. Manisa'da büyük bir sevgi, sükunet ve huzurla geçti çocukluğumun ilk 5 yılı. Sonra cihanın başkentine, İstanbul'a getirdiler beni. Zira babam tahta çıkmış, cihan devletine hükümdar olmuştu. Ne kutlu bir gün dedim. Lakin sevincimiz kısa sürdü. Babamız Adalet Kulesi'ne çıkmamızı buyurmuş. Masallardaki şehzadelerin saadeti koca bir yalandır. Biz ya tahta çıkarız ya katlediliriz. O güne kadar da acı, keder ve korku düşer payımıza. İşte o gün öğrendim. Bir şehzade tahta çıkıp sultan olunca fitne çıkarmasın diye evvela kardeşlerinin canını alırmış. Kanunlarımız böyle buyurmuş. Öğrendiğim ikinci şey ise daha mühimdir. Kadim kanunlar bile kalbin derinliklerinden gelen o sevgiyi karşı koyamaz. Sana yemin ederim kardeşim. Eğer bir gün o tahta çıkarsam asla babamız gibi olmayacağım. Asla kıymayacağım kardeşlerime. Kaçmak istedim. Babamızsa bunu görelim istedim. Görelim ki adımlarımızı ona göre atalım. Denizlerin üzerinde kayıklar gibi yüzen 19 tabut aklımdan hiç çıkmadı. Lakin abim Şehzade Mahmut unuttu. Harem-i Humayun'un soğuk duvarlarının arasına sıkışmış. Gözlerden arak bu yere gizli bahçe derdi abim. Unutuşun bahçesi. Bir tek orada kederli geçmişi ve bizi bekleyen istikbali unuturduk. O gün abim hünkâr babamızla konuşmuş. Celali eşkıyasının üzerine yürümek için ordu istemiş. Abi ne yaptın sen? Bir anda içimi derin bir korku sardı. Babamın onu öldüreceğinden korktum. Yapar mı? Yapar. 19 kardeşine kıyan, evladına da kıyar. Zaten haremde dedikodular almış başını yürümüş. Abimin validesi Halime Sultan'ın büyücülere gittiği, oğlu tahta çıksın diye muskalar yazdırdığını konuşurlarmış. O an iri, manalı ceylan gözlerine keder indi abimin. Filiz gibi eğildi başı. Nereden bilebilirdim ki bu anın onun son görüşüm olduğunu? O gece sıkıntı karabasan gibi çöktü üstüme. Karanlığın içinde Azrail Aleyhisselam'ın nefesini hissettim. Hizmetkarları da cellat suretine bürünmüştü.
Babam Sultan Mehmet Han dağ gibi abime kıydı. Yıkılsın, yansın dünya ne gam. Ben Ahmet. O gün anladım. Kalbe inen en büyük acı kardeş acısıdır. Cehennemde 3 ay geçirdim. Bitti ferahlatan yağmur. Baharın tatlı ılığı. Yeşeren dalların rahiyası. Bitti ışık. Valide Safiye Sultanımız dairesine davet ettiğinde bir daha asla mutlu olmam sanıyordum. Safiye Sultanımız benim için pek kederlenmiş. Biricik torununun yüzü gülsün istemiş. Dünyanın 4 bir yanından hediyeler getirmiş. O anda karanlığın içinde bir ışık belirdi. Resimde hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey duruyordu. Masum, meraklı ve insanın içine işleyen bakışlarla sanki beni süzüyordu. Günler, aylar sonra ilk defa içimin ferahladığını hissettim. İsmini sordum. Kim bu? Anastasya'ymış adı. Anastasya. Günler, aylar geçti. Kız çok mu güzel? Bilmem. Belki daha güzelleri vardır. Lakin benim vurulduğum o değil. Bu resimde, bu kızda güzellikten fazlasını gördüm ben. Hayatımın sonuna kadar en çok lazım olacak 3 şey. Her baktığımda içime yayılan asudelik. Kederimi unutturan yaşama sevinci. Hiçbir şey. Hiç kimsenin bozamayacağı masumiyet. O gece bir cemre düştü kalbime. Kökleri ruhumdan toprağa geçti. Dalları ise göğe uzandı. Rabbimin bir işaretiydi sanki. Öleceğim ve vücudum toprak olacak diye düşündüm. Oysa hakikat başkaydı. Rabbim bana başka bir şey işaret ediyordu. Şehzadem. Benim şehzadem. Reyhana. Sizi has odaya götürmek için emir aldım. Hünkârımız gece vakti niye görmek istiyor beni? Tuzak bu değil mi? Babam canımı alacak değil mi? Yahut dedi, şiddeti. Güçlükte desteğimde.
Sıkıntıda imdadıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim. Beni muhafaza et. Sonsuz kudretinle bana yardım eyle. Şehzadem. Safiye Sultanım. Ahmet'im. Bizim aslan torunumuz. Ne eyleyelim ki? Hünkârımız. Sevgili evladımız. Baban Sultan Mehmet Han. Bu fani dünyadan Alim BK'ya göçtü. Bu söken senin şafağın. Doğan gün senin günündür. Bundan böyle Hanedan-ı Al Osman'ın saadetli tahtı senindir. Ben Sultan Ahmet. Hiç aklımda yokken tahta çıktım. Fahri, güzel kızımız. Badem. Şöyle yanımıza da yeğeninin kutlu gününe şahit ol. Bu yaşta kime nasip olmuş tat? Allah hünkâr yeğenimin yardımcısı olsun. İçinde yatsın. Daha pek civanda hünkârımız. Merhum Şehzade Mahmut'un katlinden sonra bir meczup çıkmıştı hünkârımızın karşısına. 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım demişti. Ne hikmetse tam 56. gün hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Edep yahu. Musa Çelebi. Cülüs vakti böyle laflar edip de fesat çıkar mı? Fesat dediğin tam da böyle vakitler ortaya çıkmaz mı Şeyhülislam Efendi? Görmez misiniz? Pek civan bir padişah çıkıyor tahta. Üstelik daha sünnet bile olmadı. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Ki o kudretli ve muhteşem Sultan Süleyman Han'ın ve oğlu Sultan Selim Han'ın ve oğlu Sultan Murat Han'ın saltanatlarını gördük, yaslarını tuttuk. Cennet mekan evladım Mehmet Han'ın cihan hükmünü bildik, toprağını yüz sürdük. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amin. Şehzadem. Mudur abimle oyun oynuyorduk. Abi değil Mustafa. Bundan böyle hünkârım diyeceksin. Çıkar çıkmaz ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Kadim kanunlarımız der ki, her kime saltanat müyesser ola, kardeşlerinin nizam-ı alem için katletmesi münasiptir. Şimdi devran döndü. Semada ahtar yer değiştirdi. Saltanat senin saltanatın. Bu Allah'ın bir lütfu. Zahir ki imtihan. Rabbim lütfunu seninle kılsın. Nefesini üstünden eksik etmesin. Rabbim bileğine kuvvet versin. Versin ki yoluna çıkacak melanetlere, karanlığa göğüs geresin. Yüce Rabbim zihnine bereket versin. Versin ki yüreği kararmış düşmanların şerrinden, yolunu kesecek fitnelerin zehrinden sakınasın.
Kapatın. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah. Su. Su. Neden kapandı kapılar? Ahmet'im niye çıkmıyor dışarı? Hayırlar olsun. Anne, canımı acıttı. Siz hünkârım, siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin sultanı, üç kıtanın padişahı, Sultan Ahmet Han'sınız artık. Siz gün, biz gece, siz su, biz çorak toprağız. Siz bir aslan, bizlerle kuzuyuz. Demem o ki hünkârım, şimdi güneş gibi doğmanın vaktidir. Bir ırmak gibi çağlamanın ve de bir aslan gibi kükremenin. Kulunuz ve sadaret kaymakamınız Kasım Paşa. Kırım Hanzadeleri Şahit Giray ve Mehmet Giray kardeşler. Sunullah Efendi. Hünkârımız kardeşinin katli için ferman istediler mi? Şeyhülislam Efendi'ye sormak lazım gelir. Kaideler belli. Er ya da geç isteyecek. Şehzade Mustafa'nın idamını hükmedecekler. Öyle vesselam. Bu bir tercih değil. Zarurettir Şahin Güray.
Aksi halde tahtın bir aya kırık olur. Kaptan İderya, Cigalizade, Sinan Paşa. Her kime saltanat müyesser olan, kardeşlerini nizam-ı alem için katletmesi münasiptir. Ulema'dan Şeyhülislam Efendi, paşalarım, kullarım, ben ki Sultan Ahmet Han, tahta cülus eylediğim bu kutlu günü zinhar kana bulamayacağım. Kardeş katline gönlüm razı değildir. Bu sebeple kardeşim Şehzade Mustafa'nın canını bağışlıyorum. Çok yaşa! Kılıcın değsini aşağı! Padişahım 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 çok yaşa! Kılıcın değsini aşağı! Taht kimlere kaldı görüyor musun Mehmet'im? Üstelik bizim gibi Cengiz Han sayından gelen cengaver hanzadeler dururken. Şahin sessiz ol. Kellemizi mi aldırmak istersin? Kimin kellesi gelir? Kimin kellesi gider? Rabbim bilir.